Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer hemen buradaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bugün sizlere yine takipçilerimden gelen bir istek var. Kırlent modeli aslında ama farklı modellerde de farklı ürünlerde de kullanabileceğiniz bir model. Şimdi kısaca küçük bir parçada sizlere nasıl yaptığımı göstereceğim. 3,5 milimetre tığ kullanıyorum. Zincir çekerek başlıyoruz. Kırlent yapacaksanız onun uzunluğuna göre zincir çekmeniz lazım. Şöyle altı ve katları şeklinde de çekebilirsiniz. Ya da zinciri çekip normalde ne örmek istiyorsanız onun uzunluğundan biraz daha uzun çekerek başlarsanız modele X-ray yaptığınızda burası toplanıyor çünkü. Sonradan fazla olan zinciri sökebilirsiniz. Şimdi bir miktar zincir çekerek ben sizlere modeli göstermeye çalışacağım. Şimdi bu kadar yeterli. İki sıradan oluşuyor zaten. Şimdi zincirimizi çektik diyelim ki tamamladık. Burada bir tane sık iğne yaparak başlıyoruz. Evet, ikinci zincire bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonra tığımızı dolayıp sıradaki zincirden sayıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire batıyoruz ve bu zincirin içine 7 tane tırabzan yapıyoruz. 1, aynı yere batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, aynı zincirin içine 7 tane tırabzan yaptık. Şimdi tekrar zincirimize geliyoruz. Buradan bir sıradaki zincirden 1, 2, 3, 4, 4. zincire girerek bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar tığımızı doluyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 4. zincire giriyoruz. 7 tane trabzan yapıyoruz. Trabzanları üçlü trabzan yapıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çekerek 3 oldu. 4, 5, hep aynı zincire batıyoruz. 6, evet ve 7. Tekrar sıradan saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye bir sık iğne. Zincir sonuna kadar böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi zincir sonuna kadar geliyorum. Evet, bakın buraya kadar geldim. Şimdi bu zincir yetmeyecek arkadaşlar. Dediğim gibi siz istediğiniz kadar zincir çekip şöyle bir sıra yapmanız gerekiyor. 7 trabzanla başladık bir sık iğne ile. Buraya da 7 trabzanla bitirdim ve 4. zincire bir tane sık iğne yaptım. Sonradan bu zinciri buradan sökebilirsiniz buraya kadar. Şimdi tekrar bir tane zincir çekiyoruz. Arkasını çeviriyoruz. Hemen buraya bir sık iğne yapıyoruz. Alttaki sık iğnenin üzerine bir sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Tığımı bir kez doladım. Şimdi trabzanların tam ortasına 1, 2, 3, 4 sayalım. Buraya 5 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, pardon, 3, 4 ve 5. Şimdi bir fıstık yapacağız buraya. 5 trabzanı yaptım. Tığımı çıkarttım ve ilk yaptığımız trabzanın tepesinden giriyoruz. İlmeğimizi buradan çekiyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Şu aradaki bir sık iğnemiz var burada. Buraya batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Tekrar trabzanların üzerine 1, 2, 3, 4.sünün üzerine batarak 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2, 3,
4 ve 5. Geliyorum tekrar buraya. Çekiyorum. Bir fıstık daha yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincir. Tekrar aradaki sık iğnenin üzerine bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 dördüncünün üzerine 1 2 3 4 5 5 trabzanı yapıyorum. Tığımı ilmekten çıkarttım. Buradan geçiriyorum. Bu ilmeği alıp buradan çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar şimdi buradaki sık iğnenin üzerine bir sık iğne. 1 2 3 4 5. Son dolguya geldik. Bir doladım. 1 2 3 4. Yine buraya 5 tane trabzan yapıyorum. 3 4 ve 5. Tığımı çıkarttım. Buradan geçirdim. İlmeğimi çektim. 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki sık iğnemizin sonda bir sık iğnemiz var. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. Şöyle fıstıklar oluşturmuş olduk. Bakın 4 tane dolgunun üstünde 4 tane fıstığımız oldu. Şimdi tekrar 1 2 3 tane zincir çekelim buradan. 4 çekelim gerdirmesin. Evet, 4 tane çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. Bu sık iğnenin üzerine 3 tane daha trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi zincirle beraber 4 tane yapmış olduk. Bunu geliyoruz. Böyle döndüğümüzde bakın fıstıklar bu tarafa bakın. Şöyle çeviriyoruz. Şurada bir yuvamız var. Bir tane şöyle, bir tane şöyle. Buranın üzerine bir sık iğne. Hemen yanındaki yuvaya tekrar bir sık iğne. İki tane sık iğne yapıyorum fıstığın üzerine. Tığımı doluyorum. Bunu da çevirelim şöyle. Şimdi şu aradaki sık iğnenin üzerine batıyorum. Ve 7 tane trabzan yapıyorum. Aynı yere batarak. 2 3 4 5 6 ve 7. Bu şekilde şöyle bir fıstık oluşturmuş olduk orada. Tekrar şimdi zincir çekmeden diğer fıstığın üzerine geçiyoruz. Şöyle tepesinde bir tane şuradan aynı yere de batabilirsiniz arkadaşlar. Yer bulamazsanız bakın toplarken şurada bir yuva oluşuyor. Bir tane buraya batıyorum. Bir tane de şuraya batıyorum. İki tane sık iğne yapıyorum. Sonra yine geliyoruz. Bu ortadaki sık iğnenin üzerine giriyoruz. 7 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar bu fıstığı yine şöyle çevirelim. Bir tane şöyle şuradan batıyorum. Bir sık iğne. Hemen yanından batıyorum. Bir sık iğne. Tekrar tığımı doladım. Yani bir sıra bu işlemimiz var. Bir sıra fıstık işlemimiz var. Tekrar buradaki sık iğnenin üzerine geliyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Fıstığımızı çevirelim.
Ve hemen şöyle tepesinden bir, yine tepesinden iki tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi dört tane trabzanla başlamıştık burada. Zincir çektik. Üç tane trabzan yaptık. Buraya geliyoruz. Burada da tığ bir kez doluyoruz. Buradaki sık iğnenin üzerine dört tane trabzan yaparak bitiriyoruz. Bir, iki, üç, dört. Evet. Şimdi bu sırayımızı bitirdikten sonra tekrar fıstıklı sıraya başlıyoruz. Hemen buradan fıstığı yapmaya başlıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekelim. Dönüyorum. Hemen tepesine, ilk trabzanın tepesine zincirle birlikte 2 oldu. 3, 4, 5 tane trabzanı yapmış olduk zincirle beraber. Yine en baştaki yuvadan şöyle tığımızı geçiriyoruz. Buradan çekip bir fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi geliyoruz buradaki araya. Şöyle iki tane sık iğne yapmıştık. Bir tanesinin üzerine şöyle batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Buradan tığımızı doluyoruz. Şurada 7 trabzanımız vardı. İlk trabzanın üzerinden sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Yani tam ortasını bulmamız lazım. Buraya 5 tane, pardon, özür diliyorum. Şurada 5 zincirimiz var. Onu unutmayalım. Her fıstıktan sonra 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir doladım. 1, 2, 3, 4. Evet. Şimdi 5 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5. Buradan tığımı geçirdim ve çektim. Şimdi bu şekilde çektiğimizde bakın fıstıklar bu tarafa doğru bakıyor. Ama arkayı örerken, üzerine sık iğne yaparken çeviriyoruz. Hep bir tarafta dönük olacak. Şimdi ördüğünüz anda da yapabilirsiniz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki sık iğnenin üzerine bir tane. Şimdi şöyle baktığınızda bakın iki sık iğne yapmıştık. İki yuva var batacak. Hep bir tarafa bakmanız lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar. Şimdi ilk trabzanın üzerinden sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Buraya yine 5 tane trabzan yapıyoruz. 3, 4 ve 5. Birinci trabzanın üzerinden tığımızı geçirip ilmeğimizi alıyoruz. 1, 2, 3, 3, 4, 5 zincir. Tekrar alttaki fıstığın üzerine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, bu zincir çekmeyi unutmayalım. 1, 2, 3, 4. Tekrar 5 tane trabzan yapıyorum şimdi. 3, 4. Bu bir kırlent modeli olarak istendi benden ama şimdi olmasa da kış için hırkalar, bebek battaniyeleri için çok güzel olur diye düşünüyorum. 3, 4, 5 zincir. Tekrar geliyoruz şimdi fıstığımızın üzerine. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Ve burada da son trabzanın üzerine yine bir tane fıstık yaparak bitiriyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Tığımı çıkarttım. İlk trabzanın üzerinden girdim ve çektim. Bir tane zincir çekelim. Bakın fıstıkları yaptığımızda böyle duruyor. Şimdi biri öne dönük, biri arkası dönük. Ona bakmayın. Bir zincir çektim, döndüm.
Hemen fıstığın tepesine bir tane sık iğne yaparak başlıyorum ve tığımı dolayıp buradaki sık iğnelere batarak 7 tane trabzan yapıyoruz yine. Şimdi dediğim gibi bir sıra böyle 7 trabzanla devam ediyor. Bir sıra da fıstıkları yapıyoruz. 3 4 5 6 ve 7. Burada zincir yok. Bakın fıstık arkaya bakıyor. Bunu çeviriyorum. Hepsi bir yöne bakacak. Buraya geliyoruz. 2 tane sık iğne. 1. İkisini de fıstığın üzerine batıyoruz. Tekrar tığım doladım. Şimdi buradaki sık iğnenin üzerine geliyorum. 7 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. Tekrar fıstığımızı şöyle çeviriyoruz. Hemen şuradan bir sık iğne, yanındaki yuvaya tekrar bir sık iğne daha. Bir doladım. Yine buraya geliyorum. 7 tane trabzan yapıyorum. Bir sıra fıstıklar, bir sıra trabzanlar devam ediyor. Şimdi geliyorum tekrar başlangıç noktasına gelelim. Tekrar beraber dönelim. Evet, bu sıranın sonuna da geldim. Şimdi 7 tane trabzanımı yaptım. Burada da fıstığın üzerine geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bir zincir çekip tekrar dönüyoruz. Yine sık iğnenin üzerine bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar şimdi fıstıklı sırayı yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Doladım. 1, 2, 3, 4'üncüye batıyorum. 5 tane trabzanımı yapıyorum buraya. 3, 4 ve 5. Tığımı çıkarttım. Buradan ilmeğimi geçirdim ve çektim. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Hep arkadan bakın fıstıkları yapıyoruz. Bu tarafa dönük oluyor. Bu taraftan örerken de öne doğru çeviriyoruz. Şimdi geliyoruz bu araya. Bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Doladım. 1, 2, 3, 4'üncüye batıyoruz. 5 tane trabzan. 3 4 5. Arkadan tığımı geçirdim, çektim. 1 2 3 4 5. Buraya bir sık iğne. 1 2 3 4 5. Şimdi bu şekilde geliyoruz. Her 7 tane dolgunun üzerine böyle fıstıklarımızı yapıyoruz. 5 zincir, aralarda bir sık iğne. Sıra sonuna kadar tekrar geliyorum. Evet, sona geldim ve 5 zincir çekip buradaki fıstığın üzerine bir tane sık iğne yaptım. Yine aynı şekilde 3 tane zincir çekerek dönüyoruz arkadaşlar. Sık iğnenin üzerine 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Zincirle beraber 4'e tamamlıyoruz. Bu sırada da dolgularımızı yapacağız. Zincirle birlikte 4 tane yaptım. Fıstığı çeviriyorum. Tepesine 1 2 sık iğnemi yaptım. Doladım tığımı, tekrar ortadaki sık iğneye geliyorum. 7 tane trabzan yapıyorum. Böyle devam ediyor. 2 3 4 5 6 7. Tekrar geliyoruz. Fıstığımızı şöyle çeviriyoruz. Bakın çevirdiğimizde şurada bir yuva,
Hemen yanındakine tekrar bir sık iğne daha. Evet. Yine buradan tığımızı dolayıp sık iğneye geliyoruz. 7 tane tramzan yapıyoruz. Evet, bu sırayı da böyle tamamlayalım arkadaşlar. Tekrar bir kez daha bakalım. Evet, bir sırayı daha tamamladım arkadaşlar. Umuyorum anlaşılmıştır bu şekilde. Hep aynı devam ediyorum. Bir sıra böyle 7'şerli tırabzanları yapıyoruz. 7'şerli tırabzanları yaptığımızda sonra üzerine hemen buradan başlayarak bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya ve en sonuncusuna da tekrar fıstık yapıyoruz. Böyle devam ediyor. Şimdi küçük bir parça olduğu için belki gözünüzü hoş görmeyebilir ama çok tatlı, çok güzel bir model oluyor. İster kırlent, ister hırka, ister çanta, yani çantada da kullanılabilir diye düşünüyorum. Aklınıza başka fikir gelirse bana da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Çok hoşuma gitti. Çok güzel bir model oldu gerçekten. Çok sevimli. Böyle bebek battaniyelerinde falan da olur. Koltuk şallarında olur. Birçok yerde kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine yorumlardan yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik bu kadar diyorum. Hoşça kalın. Daha güzel modellerde görüşmek üzere.